Arkadaşlar merhabalar. Mutlak değeri anlatacağım. Sizin için çok tehlikeli bir konu olduğunu biliyorum. Zorlandığınızı da biliyorum. Bundan dolayı çok ayrıntılı anlatacağım bu konuyu. Kafanızdaki soru işaretlerini giderecek şekilde anlatacağım. Ama şunu baştan söyleyeyim. Kafanıza takılan yerleri olduğu zaman lütfen o an videoyu durdurun. Bir kendiniz düşünün. Sonra devam edin. Çünkü bununla alakalı mutlak değerle ilgili hep Klasik yerlere takıldığı için öğrenciler o yerlere takılacağınızı bildiğim için ben de ona göre anlatacağım. Bundan dolayı bazı yerleri birkaç sefer dinlemek zorunda olabilirsiniz. Ayrıntılı anlatacağım için not tutmanız gerekir, tekrar etmeniz gerekir. Lütfen mutlak değeri güzelce halletmek için iyice beni dinleyin. Diğer taraftan ÖSYM bu konudan zaten güzel sorular soruyor. 2018 TYT'deki sorunun zor olduğunu düşünmüyorum ama cümlelere dayalı bir soruydu. Onu da anlamanız gerekiyor ve basit denkleme dökmeniz gerekiyordu. Genel zaten TYT mantığı artık. Bundan dolayı o sorulara da yer vereceğim. Ne var ne yok çözmeye çalışacağım. Haydi şimdi başlayalım. Evet, bir kere arkadaşlar hemen mutlak değer kavramını söyleyeyim size. Mutlak değer uzaklık arkadaşlar. Bir sayının mutlak değeri demek sıfıra olan uzaklığı demektir. Başlangıç noktası olan uzaklığıdır. Bu yüzden mutlak değer asla negatif olamayacaktır. Zaten ilk öğrendiğinizde budur. Sıfırın mutlak değeri sıfırdır. Onun haricindeki bütün sayıların mutlak değeri pozitif olacaktır. Örnek, eksi beşin sıfır olan uzaklığı 5 birim deriz biz. Normal hayatta. Yine beşin sıfır olan uzaklığı, pardon, Yine 5'in 0 olan uzaklığı arkadaşlar 5 birim deriz. Bundan dolayı hem eksi 5'in mutlak değeri hem 5'in mutlak değeri 5 birim olacaktır. Burada en önemli mevzu şu an birazdan bahsedeceğim buradaki mutlak x'in dışarı çıkış mevzusu. Zaten size eksi 5'i verdiği zaman dışarıya 5 olarak çıkacağını öngörebilirsiniz. Çok problem olmayacağını düşünüyorum. Yalnız harfli verdiği zaman ne yapacağız? 1 eğer bir x sayısının sıfırdan büyük olduğunu düşünüyorsanız ve görüyorsanız kesinlikle mutlak değer dışına aynen çıkacaktır. Niye? Pozitifin mutlak değeri zaten kendisidir. Aynı şekilde burada 5'in mutlak değerinin 5 olması gibi. Sıfırın mutlak değeri zaten sıfırdır arkadaşlar. İşareti yok çünkü sıfırın. Eğer bir sayı sıfırdan küçükse dışarıya eksi x olarak çıkar. Bu arkadaşlar negatif çıkıyor demek değil. Örnek x eşittir eksi 7 olsun. Tamam mı? Hemen yapıyorum bakın. Mutlak eksi 7 dışarı ne olarak çıkıyor? Öğrendiğiniz şey evet 7 olarak çıkıyor. Peki ben artık eksi 7 gördüğüm yere x yazarsam ve bu x negatifse bir negatif sayıyı biz ne zaman pozitif yapabiliriz? Buraya yazayım. Negatifi arkadaşlar bir daha negatifle çarparsak anca pozitif olur. Bundan dolayı x negatif ben bunu bir eksiyle çarpınca anca bu eksi çarpı eksiden artı oluyor. Bu yüzden mutlak değer dışında eksi x görürseniz onun yanlış olduğunu düşünmeyin. O x sayısı negatifmiş. Eksi ile çarpmışız anca pozitif olmuş. Bundan dolayı biz şunu deriz. Mutlak değerde pozitifse aynen çıkar. Sıfırsa aynen çıkar. Eksi bir sayı dışarıya eksi ile çarpılarak çıkar. Bu yüzden okullarda bazen bir kavram karmaşası oluyor. Mutlak değer asla negatif değildir. Evet katılıyorum. Ancak dışarıda gördüğünüz eksi o sayıyı negatif yapmak için değil. Tam tersi negatiften kurtarmak içindir. Bu önemli ama basit şeyi anlattıktan sonra bir bakalım arkadaşlar sorulara. Mesela bakın şimdi İşleminin sonucu nedir demiş ilk soruda. 12 bölü 13 eksi 17. Bu negatif bir sayı değil mi? Çünkü 17 12 bölü 13'ten büyüktür. Böylece arkadaşlar bu dışarı çıkarken eksiyle çarpılarak çıkar. Eksi 12 bölü 13 eksiyle çarparsak artı 17. Bakın artık burası gerçekten pozitif bir sayıdır. Zaten pozitif sayının mutlak değeri direkt kendisidir. Bu şekilde bunu artı 17 olarak yazabiliriz. Haliyle ne olacak arkadaşlar sonuçta? 12 bölü 13'ler birbirini götürecek. 34 olacak. Bu şekilde arkadaşlar kesinlikle bir sayı negatifle, negatifse ne yapıyormuşuz? Eksiyle çarparak dışarı çıkıyoruz. çıkarıyoruz. İster bu x olsun ister harfsiz normal bildiğimiz sayı olsun. Örnek kök 2 eksi 1 tabii ki kök 2 birden büyüktür. Kök 2 yaklaşık olarak arkadaşlar 1.4. Böylece kök 2 eksi 1 pozitif olduğundan olduğu gibi dışarı çıkar kök 2 pozitiftir olduğu gibi dışarı çıkar. 2 eksi kök 2'de de 2 kök 2'den daha büyük olduğu için olduğu gibi çıkar. Yani bu da 2 eksi kök 2 olur. Zaten öbürü mutlak değer değil normal sayı ona müdahalede bulunmuyorum. Artık kök 2'ler gitti. Burada başka 2'den de 1 çıktı. Cevap 1 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mutlak değerin temel mantığı budur. Mutlak değer bir uzaklık kavramıdır. Uzaklık asla negatif olamaz. Yol negatif olamaz. Biz şunu demiyoruz çünkü. 3 kilometre yol gittim deriz ama eksi 3 kilometre yol gittim demeyiz. Çünkü uzunluk kavramı asla negatif değildir. Burada da o yüzden mutlak değer de negatif olmayacak arkadaşlar. Bakalım şimdi diğer sorulara. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Mutlak 2x artı mutlak x artı 3 büyüktür 0. Bunun çözüm kümesi arkadaşlar reel sayıdır. Neden? Çünkü bir x sayısı 0 olsa bile x artı 3 zaten pozitif olacaktır. Ya da x eksi 3 olsa bile arkadaşlar burası 0 olacağı için burası eksi 6 dışarı 6 çıkar. Her türlü x'e ne verirseniz verin gerçekten bu iki toplam 0'dan büyük olacağı için bunun cevabı reel sayılar olacaktır. İçeriği sıfır yapan bir değer bile yok arkadaşlar. Zaten mutlak değer asla negatif olamaz. İçeriği sıfır yapan bir değer de bulamadım. X'e sıfır verdim mesela. Burası sıfır artı üçten üç çıkıyor. X'e eksi üç versem e burası eksi altıdan altı olarak çıkıyor. O zaman her türlü arkadaşlar X'e ne verirsem vereyim bu daima sıfırdan büyük olduğu için çözümü reel sayılardır. İstediğini ver yani. Gelelim alttakine. Eşitliğini sağlayan reel sayı değerleri kaç tanedir? Mutlak değer asla negatif sayı olamaz. O yüzden bunun çözüm kümesi de boş kümedir arkadaşlar. Mutlak değer asla negatif sayıya eşit değildir. Buraya bakalım. 3 küçüktür, x küçüktür, 5 olmak üzere. 2x 11, x eksi 3 eksi x eksi 5 işleminin sonucunu bulunuz. Şimdi arkadaşlar 3 ile 5 arasında kafanıza göre istediğiniz sayıyı verebilirsiniz. Bakın 2 x eksi 11 her zaman negatif olacaktır. Niye? Örnek sayı dene 4 koy 2 kere 4 8 8 eksi 11'den eksi 3 oluyor. 3.5 koy yine negatif oluyor. 4.99 koy yine negatif oluyor. O zaman buranın negatif olduğunu anladığın an ile çarp. Yani eksi 2x artı 11 olsun. 3 ile 5 arasında herhangi bir sayı verdiğinde x eksi 3 nedir? Pozitiftir. O zaman bu olduğu gibi çıkar demektir. Bu şekilde bakın. x eksi 5'te ise 4.99999 istediğin kadar 5'e yakın bir sayı var. Burada da arkadaşlar 4.99 bile verseniz eksi 0.01 olacaktır. Yani sonuç olarak burası negatif olacaktır. Böylece dışarı ne olarak çıkar bu? ...eksiyle çarpılarak çıkar. Eksiyle çarparsak x'i eksiyle çarp, eksi x. Eksi 5'i eksiyle çarp, artı 5. O zaman ne oldu? Eksi x artı 5 olarak çıktı. Önündeki eksiyi unutmuyorum. Bu eksi normal işaret eksisi. O zaman artık 11 eksi 2x... ...artı x eksi 3. Eksi x'den artı x ve eksi 5 oldu. Böylece 2x'ler birbirini götürdü. 11 eksi 8'den de cevabımız arkadaşlar 3 olmuş oldu. Burada bakalım harfli vermiş. Bakın A, B'den küçük olduğuna göre küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa her zaman matematikte negatif olur. Dışarıya negatif çıkmaması için buna eksiyle çarpıyorum. Eksi A artı B oldu arkadaşlar. Yine aynı şekilde B, C'den küçüktür. O zaman dışarıya çıkarken eksiyle çarpılmalı. Eksi B eksi eksiden artı c olacak. Böylece b'ler gitti. Cevabımız arkadaşlar ne olmuş oldu? c eksi a. Eksi 2 küçüktür x küçüktür 0 için. Bir kere arkadaşlar x negatif bir sayı olduğuna göre negatifle toplarsak negatif artı negatif yine negatiftir. O zaman x eksi 3 kesinlikle negatif olacak. İstersen sayı koy. Eksi 1 koy bak. Eksi 1 eksi 3 daha ne yaptı? Eksi 4. Gerçekten de negatif olduğuna göre eksiyle çarpacağım. Çarpacağım pardon. Eksi x artı 3 oldu. Şimdi gelelim buraya. İşte burası yıldızlı kısım. Eksi x arkadaşlar dışarı nasıl çıkar? Burası olduğu gibi çıkar. Neden? Bakın şimdi. X arkadaşlar negatif bir sayı değil mi? Eksiyi böyle yazayım. Şimdi ben x'in önüne bir tane eksi getirerek bir tane daha eksi yapmadım mı? Eksi çarpı eksi de buradan ne oldu? Pozitif. O zaman eksi x kesinlikle pozitiftir. Pozitif bir sayıyı dışarı olduğu gibi çıkaracaksın. O yüzden bu eksi x olarak çıkar. Kenarda örnekliyim de x mesela eksi 1 olsun. O zaman mutlak eksi x ne demektir? Eksi çarpı eksi 1 demektir 1. O zaman bunun zaten içi arkadaşlar bakın ne oldu pozitif. Pozitifse sakın elleme. Eksiye takılma, işarete takılma bak sakın. Eğer içerisi pozitif oluyorsa bu yapılan işlemler neticesinde evet dışarı olduğu gibi çıkacak. Bundan dolayı da eksi x pozitif olduğundan dışarı olduğu gibi çıktı. Cevabımız eksi 2x artı 3 oldu. En çok basit olduğu halde kafa karışan karıştırılan yer burası arkadaşlar. E hocam eksi x nasıl dışarı eksi x çıkıyor? Evet ben onunla ilgilenmiyorum. Benim için eksinin önemi x'i pozitif yapıyor mu yapmıyor mu? Eksi ile x'i çarpınca pozitif oldu mu gördüğünüz gibi sayı bile verdiğimizde gördük. Pozitif yapıyor. O zaman dışarı olduğu gibi çıkacak. Anlaştık mı? Bu nokta gerçekten çok önemli. Bakın şimdi burası biraz daha güzel ve dikkatli olmanız gerekiyor. A eksi b. Şimdi a negatif. B pozitif. Bu ne demek? Zaten A küçüktür B demek. Matematikte küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa negatif olur. O zaman bu A eksi B'yi bakın dışarı nasıl çıkarıyorum? Eksiyle çarparak. Yani eksi A artı B. Önündeki eksiyi unutmayın yalnız. O normal matematiksel olarak olarak orada duruyor. O zaman ne oldu? B artı A eksi B. Şimdi arkadaşlar B'ler gitti. Mutlak A oldu. A neydi? Sıfırdan küçük. O zaman benim bu dışarı çıkarmam için bunu eksiyle çarpmam lazım. Dolayısıyla eksi A oldu. Şimdi gelelim buraya. Mutlak B eksi A nedir arkadaşlar? Büyükten küçük çıkarsa her zaman pozitiftir. O yüzden bu olduğu gibi çıkar. B eksi A diye çıkardım. Şimdi artık ne oldu? Mutlağın içinde A artı B eksi A. A'lar birbirini götürdü. Mutlak B geldi. Mutlak B dedi arkadaşlar mevzu nedir? Zaten pozitif olduğu için olduğu gibi çıkar. O zaman eksi A artı B diye cevabımızı bulmuş olduk bakın. X küçüktür 0, o da küçüktür y demiş. Şimdi bir kere y pozitifse arkadaşlar olduğu gibi çıkar. X eksi y. Aşağıya gelelim. X negatifse eksiyle çarparak çıkar. Tamam, burayı böyle hallettik. Şimdi arkadaşlar, x eksi y küçükten büyük çıkarsa negatif, o zaman eksiyle çarp ki pozitif olsun, eksi x artı y. Sonra Eksi x artı y. Zaten y eksi x neydi? Pozitif. Çünkü y x'ten daha büyük. O zaman bu olduğu gibi çıkar. Böylece arkadaşlar cevabımız 1 olacaktır. Evet basit ama çok önemli bir şey. Bir sayı mutlak değer dışına olduğu gibi çıkıyorsa bu ya sıfırdır ya pozitiftir. Yani direkt bodoslama pozitiftir diye atlamayın çünkü sıfır da olduğu gibi çıkıyor. O yüzden x eksi 2 dışarı olduğu gibi çıktığından dolayı sadece pozitifi değil aynı zamanda sıfırı da ele alın. x eksi 2 büyük eşit sıfır deyin. Önemli basit ama. Böylece x büyük eşittir 2'dir x'in alabileceği en küçük değer 2 olur arkadaşlar. Anlaştık mı? Hemen buraya da not olarak yazayım. Mutlak x eşittir x ise x sıfırdan büyük veya sıfıra eşittir. Kuralımız bu arkadaşlar. Hemen bakın şimdi bir örneğimiz daha var çünkü. Dışarı bakın nasıl çıkmış? Eksi olarak çıkmış. Evet. Deminki sorularda eksi olduğunu bildiğim için direkt diyordum ki eksiyle çarparak çıkar. Burada arkadaşlar kesinlikle sıfır da dışarı eksi sıfır olarak çıktığında yine işareti değişmediğinden dolayı olur da böyle bir şey görürseniz yani mutlak a dışarı eksi a olarak çıkıyorsa a sıfırdan küçüktür veya sıfır eşittir anlaştık mı? Çünkü arkadaşlar sıfır eşittir mutlak sıfır mutlak eksi sıfır eksi 0, 0. Bunların hepsi aynı şeydir. O yüzden 0 da olabilir. Böylece arkadaşlar, x eksi 3 küçük eşit 0 diyeceğiz. Haliyle x 3'ten küçük sayılar, yani eksi sonsuzdan 3'e kadar her şey alır. Bunu kural olarak bilin. Lütfen buna da dikkat edin arkadaşlar. Geldik buraya. Burada bak, zaten c'nin 0'dan küçük olduğunu biliyoruz. Çok güzel. Dikkatli olun şimdi. Hemen eksi c'yi ele alalım. C'yi arkadaşlar eksi olarak düşünün. C'ye eksi verdim çünkü negatif. Bir de önünde eksi var. Eksi çarpı eksi ne yapar? Artı. İçerisi pozitif oldu mu? İçerisi pozitif olduğu an lütfen elleme olduğu gibi çıkar. O yüzden eksi C olarak çıkar. Oldu da kafam mı karıştı? Hemen C'ye sayı ver alışana kadar. C eksi 7 olsun. Eksi c ne demektir? Eksi eksi 7 demektir. Bu ne olur? Eksi eksi 7'den mutlak 7. Dışarı olduğu gibi çıkar mı? Evet. O zaman demek ki ellemeyeceksin. Eksi c olduğu gibi burada dışarı çıkacak arkadaşlar. Tamam mı? Önemli olan içerisi negatif mi pozitif mi? İşaret önemli değil. Bakın şimdi mesela 2c'ye. C negatif değil mi? Evet. 2c de negatif. O zaman dışarı eksi ile çarparak çıkar. Sonra geldik eksi 3C'ye. C negatif. Önünde bir de negatif var. Eksi çarpı eksiden artı. O zaman bu pozitif olmuş. Hiç ellemeyeceksin. Eksi 3C olarak çıkacak. Böylece cevabımız eksi 6C olur. X artı Y eksi Z'nin mutlağı Z eksi X eksi Y olmuş. Yani ne olmuş arkadaşlar? Eksiyle çarpılarak çıkmış. Doğru mu? Bak. Eksi eksi z artı z eksi y eksi x. Eksi ile çarpılarak çıktığına göre o zaman burada kesinlikle x artı y eksi z ya sıfırdır ya da sıfırdan küçüktür arkadaşlar. Böylece x artı y z, eksi z'yi öbür tarafa atayım. Z'den küçük veya eşit olmalı. X artı y artı z'nin alabileceği en küçük değer. Birbirinden farklı pozitif tam, tam sayılar olduğuna göre x'e en az 1 vereyim y'ye de en az 2 vereyim. Bunlar küçük eşit olduğuna göre eşit de olabilir. O zaman z en az 3 olabilir. Gerçekten 3 üç eşittir 3'tür zaten. O zaman x en az 1, y en az 2, z de arkadaşlar en az 3 olacağı için bunların toplamlarının alacağı en küçük değer 6 geldi.